Şu anda tesisatımda koruma iletkenim, topraklama iletkenim var. Cihazım topraklamalı bir prize bağlı. Cihazın da kendi topraklaması var. Sadece kaçak akım rölem yok. Sigortayla koruma yapacağım. Sigortam açma yaptı. Hatta şöyle göstereyim. Şu anda gövde kaçağı var. Sigortam açmadı. Ama gördüğünüz gibi bangır bangır ben kaçak yapıyorum diyor. Şu anda burayı ellediğiniz anda çarpılırsınız. Ama buradan geçen akım 2 amperin altında olduğu için sigortama açma yaptırmıyor. Ama gövdede de kaçak var. O nedenle tekrar tekrar söylüyorum. Kaçak akım rölesi kullanmak zorundasınız. Sigortanın gövde kaçaklarına koruma tek olasılığı burada kaçak olacak da o kaçak sigortanın anma akımının üstüne çıkacak da sigorta açacaktır. Al işte gördünüz. Demin deneme yaptığımda hangi cezvede? Şu cezvede. İçinden topraklaması kopmuş. Ha, bu durumda gövde kaçağı olursa ne olur kaçak akım rölesi varken? Ben dokunduğumda benim üstümden toprağa bir temas olacağı için ben dokunduğumda açma yapacak. Ya da topraklama direnci 30 miliamperin altında akım geçirdiğinde yine ben dokunmadan otomatik açma yaptıracak. Ama burada temas direnci, bu ne? B2, evinizde siz bu prizde şöyle diyeyim size 20 amperlik bir sigorta kullansanız 220 bölü 10 deseniz 10 amperde 22 ohm yapar. 20 amperde 11 ohm falan yapar. Yani temas direnciniz 11 ohmun altına düşecek ki 11 ohmun bir miktar üstüne de çıksa bunun açma enerjisine baktığınızda belki dakikalar sonra açma yapacak. Temas direnciniz 11 ohmun altına düşecek ki bu anında açma yapsın. Hani temas direncim olduğunda ne oluyor? Sigorta açmıyor. Bu 2 amper. Bir de 20 amper olduğunu düşünün. 16 amper olduğunu düşünün. O nedenle sigorta gövde temaslarında beni koruma yapar. Böyle bir dünya yok. Bu video böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.